Görkemli hatıralardan hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Bugün Çirkin Kral'la başladık. Türkiye'nin en büyük değerlerinden Yılmaz Güney ile başladık. Bugün Yılmaz Güney'i anacağız. Yılmaz Güney'in anılarla dolu yaşam öyküsünü 3 saat boyunca bizden dinleyeceksiniz. Peki kimler anlatacak? Siz soru ve görüşlerinizle programa katılın. Bakın Yılmaz Güney'i kimler anlatıyor? Evet, arkadaşlarım da uyarıyor. Bu kameraya bakacağını söylüyorlar. Yılmaz Güney olunca biraz heyecanlanıyorum da ondan olabilir. Yılmaz Güney'in sevgili eşi Fatoş Güney. Fatoş Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün kralı anacağız. Çirkin kralı anacağız. Çirkin miydi Yılmaz Güney? Yok, asla çirkin değildi. O kendi kendine koyduğu bir isimdi aslında. Kimse ona çirkin dememişti ama Yeşilçam'ın tabii o dönemdeki parlak çocukları arasında Orhan Günşiray, Tamer Yiğit, Ayhan Işık gibi, Göksel Ersoy gibi kişilerin arasında biraz farklı, değişik bir tipti. O onlar yüzden onlar baby face diyoruz değil mi? Biraz öylelerdi. Evet. Göksel Ersoylar falan. İstanbul çocukları, hepsi parlak, yakışıklı. Yılmaz da babamın bir tabiri vardı. Benim başucumda bir gün posterini gördü. Kim bu dedi. Dedim baba işte Yılmaz Güney aktör falan. Bu ne biçim dedi artist dedi yahu dedi. Bundan dedi bizim fabrikada 100 tane var dedi. Yani evet halk kesiminin içinden. Aslında babanız orada barajı kurmuş Yılmaz Güney'e sana kız vermem diyor. Evet, evet. Evet. Peki tekrar hoş geldiniz. Yılmaz Güney'in Çirkin Kral öyküsünü eşinden dinleyerek de öğrenmiş olduk. Ben bilmiyordum o adı Yılmaz Güney'in kendisinin verdiğini. Ve Nebil Özgentürk, Görkemli Hatıralar'da her hafta bizlerle birlikte. Nebil abi de bu hafta yine Yılmaz Güney anmasında bizlerle olacak. Ve bir ara tabii ki Timur Selçuk'u kaybettik dün. Timur Selçuk'u da anacağız. Ona da bir selam göndereceğiz ruhuna. Bugün sonsuzluğa uğurlanacak. 1 Mayıs şarkısı oradan hemen aklıma geliyor. Onun 1 Mayıs şarkısı hiçbir zaman kulaklarımdan çıkmayacak. Nebil Özgentürk hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok onur duyuyorum. Sevgili Fatoş ablayla da abla kardeş olmaktan da onur duyuyorum. Aynı sokakları soluduğum ve yani o kişiliğe ve cesur davranışa bakarak, özenerek özendiğim ve yürüdüğüm Yılmaz abiyi bir kez daha anacağımız için ve seninle ilk defa bir programda yan yana olacağımız için çok mutluyum. Timur abiyi de anacağız. Dün kaybettik. O da çok güzel insanlardan biriydi. Tekrar eline sağlık, yüreğine sağlık Serhan'cığım her zamanki gibi. Rica ederim. İyi başladın yani. Sevgili Halk TV izleyicileri, bizleri izleyenler bilir. Görkemli Hatıralar'ın müdavimleri bilir. Görkemli Hatıralar'da hep görkemli isimleri konuşuruz ve görkemli isimlerin o unutulmaz anılarını anlatacağız bugün. Onları eşinden dinleyeceğiz, Nebil Özgentürk'ten dinleyeceğiz. Ve bugün yazılan çok güzel bir kitap var. Fatoş Güney yazdı. Camları kırın, kuşlar kurtulsun. Yılmaz Güney'in kitabı, şöyle yakından verebilirsek arkadaşlar. İşte burada Fatoş Güney, o unutulmaz fotoğraf kitabın kapağında. Camları kırın, kuşlar kurtulsun. Yılmaz Güney gökyüzüne hasret yaşadı. 25 cezaevi, neredeyse değil mi Fatoş Hanım? Türkiye'de gitmediği, kalmadığı, evet, mahkum evet. edilmediği cezaevi yok. 25 Duvar filminin belgeselinden izlediğim bir bölümde 25 cezaevi. Yani bütün cezaevlerinin duvar diplerini en iyi bilenlerden birisi. Belgeselde de var. Türkiye'den kaçmadım diyor ben, hapishaneden kaçtım diyor. Hepsini konuşacağız. Bu kitapla başlamak istiyorum. Gerçekten de. Şöyle bir bakınca Fatoş Güney'in kaleminin de çok iyi bir kalem olduğunu, bir yazar gibi, bir yazarın eşi olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü Yılmaz Güney de çok büyük bir yazardı. Boynu bükük öldüler romanı Yılmaz Güney'in. İşte şu an elimde. Herhalde Fatoş Güney'i en çok etkileyen kitap da buydu değil mi? Yılmaz Güney'e sizi aşık eden bu kitap oldu diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Bir kitap okudum hayatım değişti diye bir söz vardır. Ben bunu pek anlayamazdım. Derinliğine varamazdım. Fakat gerçekten öyle oldu.
O kitabı okudum ve hayatım değişti. Yeni bir dünyaya gözlerim açıldı. Yeni bir ufka, bir pencere açıldı. Orada Çukurova insanlarıyla, ırgatlarla, pamuk işçileriyle, köy kesimiyle, kırsal kesimiyle ilk defa karşılaştım. Ve sonra Çukurova'ya gittiğimde de bizzat kitaptaki şeyleri orada gördüm, gözlemledim. Ve bu bende büyük bir bilinç sıçramasına neden oldu. Ve ilk değişimim öyle başladı. Evet. Şimdi camları kırın, kuşlar kurtulsun. Bu kitabı çok konuşacağız dedim Nebil abi. Şu an elimde kitap. Elbette konuşacağız. O kitapta çok önemli hatıralar var. Fatoş Güney'e ben şunu sormak istiyorum. Sevgili Halk TV izleyicileri, sizler kahvenizi, çaylarınızı yudumlarken soru ve görüşlerinizi bize yazabilirsiniz. Bugün keyifli bir programla karşınızdayız. Anılarla karşınızdayız. İlk karşılaşma Yılmaz Güney ile Fatoş Güney'in göz göze gelmesi ve o volkanik aşkın, volkanın patlaması nasıl oldu? Dilerseniz oradan başlayalım. Tabii. Onu görmeden önce belli bir ön yargım vardı. Çünkü benim tanıdığım bir müzisyenle ilgili bir olaya karışmıştı adam. O yüzden kendisine ayrıca bir antipati duymaktaydım. Fakat ilk karşılaştığımızda elimi tuttu ve uzun uzun tuttu. "Ben sizi rüyamda gördüm," dedi. Gerçekten de beni rüyasında görmüştü. Çünkü zaten daha önce Sezer'de olacak bir takım şeyleri gerçekten de rüyasında da gördüğü oluyordu. Ve öyle nazik, öyle içten, öyle samimi, öyle candan bir davranışı vardı ki benim hemen intibam değişti. Uzun süre, çok uzun süre olmasa da birlikte olduk, konuştuk, espriler yaptı. Etkilendim ama neredeyse kendisine abi diyecektim yani hani hitap şekli olarak. Komik miydi ya espriler yapan? Espriler tabii. Mesela ayağımda file çoraplar vardı. "Aa, bunları perdeden mi diktiniz?" falan dedi. Gülüştüler. Sonra ertesi gün beni çağırdığını duyunca çok şaşırdım. Yani acaba dedim hani filmde oynamak için mi, film teklifi mi yapacak bana diye düşünmüştüm ilk olarak. Ama sonra öyle olmadığı anlaşıldı. Evet. Peki şimdi babanız bu tanışmaya, bu aşka karşı çıkıyor. Anneniz nasıl pozisyon aldı? Babam çok kesin karşı çıkmıştı. Çünkü Yılmaz'ın komünist olduğunu söylemişlerdi. Kızını asla bir komünistle evlendirmek istemezdi. Zaten evlenmemi istemiyordu. O güne kadar bir takım talepler olmuştu. Asla lafını bile ettirmiyordu. Amaçları, benim de amacım yurt dışında tahsilimi tamamlamak, yüksek öğretim görmekti. Ama olmadı tabii. Annem de tabii ki baştan kesin karşı çıktı. Çünkü düzensiz bir hayatı vardı. Adı bir takım olaylara karışıyordu. Başarısız bir evlilik geçirmişti. Bir nikahsız çocuğu vardı. Beraberlikten bir çocuğu vardı. Bütün bunlar tabii eksi hanesindeydi. Bir de ayrıca biraz yaş farkımız vardı. Biraz değil, 20 yaşa yakın bir yaş farkı vardı. Bu nedenden ötürü tabii ikisi de asla ve asla istemiyorlardı, haklı olarak. Şimdi ben dün Fatoş Güney ile konuşurken Nebil Özgentürk sordum, Yılmaz Güney Fatoş Güney'e ne diyordu, nasıl hitap ediyordu? Aslında mektuplarda var, Selimiye mektupları var Yılmaz Güney'in. Selimiye mektuplarında Fatoş Güney'e yazdığı o kadar güzel mektuplar, o kadar güzel hitaplar var ki. Şimdi onlardan bir tanesinde aslında size yazdı ve siz bunların hepsini biliyorsunuz. Şu programın başında diyorum size versen ya da biraz hazırlık yapsanız sonra okusanız şu mektuplardan. Çünkü bir yerde bir tanesinde şöyle diyor. "Sevgili canım çocuk, hasta mı oldun yavrum?" diyor. Fatoş Güney'e sesleniyor. "Kimse bakmıyor mu sana? Kimseye naz edemiyor musun?
oğluna nazlan hiç olmazsa. Üzülüyorum böyle olunca. Ama ne yaparsın? Sen kendine yeteceksin. Hepimize yeteceksin. Mecbursun. Oğlum babasıyla hiç konuşmadı daha. Ne çok isterdim 2-3 söz etmesini. Susuyor hep. Suskun. Belki 3-5 aya kadar açılır değil mi? Kim bilir? Baba kavramı onun kafasından nasıl gelişmekte? Anamı öperim. Oğlumu öperim. Sen iyi ol sevgili. Çok iyi ol. Şimdi bir yazardan öte bir aşığın mektubu bu. Bir sevdalının mektubu ve içinde anne var. Anne deyince annesinin o sizin Moda'ya evinizden tası tarağı toplayıp Yılmaz Güney'e gidişinizi birazdan dinleyeceğiz sizden ama. Annesiyle Yılmaz Güney'in unutulmaz bir anısı var. Nebil Özgentürk onu birkaç programda anlattı ama şimdi mektubunda hep annesine de çok düşkündü değil mi annesine? Tabii çok düşkündü ve biz birlikte yaşıyorduk annesiyle Güllü Ana'yla. Hep birlikte yaşadık hapishanede olduğu müddetçe. Hapishaneden haberler hep siz mi getirirdiniz anneye? Tabii ki. Gelir miydi annesi? Sırasında de? Birlikte giderdik ziyarete. Hep birlikteydik. Ne derdi dönüşte anneyle. Annesi oğlunu hapishaneden hapishaneye bıraktığında? Ah, hep şükrederdi. Ben de isyan ederdim. Anne bundan daha kötüsü olabilir mi? Neye şükrediyorsun Allah aşkına diye. Ama sonra anladım ki haklıymış şükretmekte. Onu kaybedince daha iyi anladım. Buna da şükür derdi. Zaten onların hep böyle geleneksel bir şükür şeyleri var, duaları var, inançları vardı. Buna da şükür evladım, geçecek derdi, sabretmek lazım derdi. Yani tevekkülle karşılıyordu. Hı hı. Tevekkülle karşılıyordu. Evet Nebil Özgentürk. Aslında o benim de Güllü'nün İnsan kitabı 93 yılında çıktı. Benim o kitabın ilk satırlarındadır bu öykü. Ve onun da kahramanı Fatoş Güney'dir. Sağ olsun beni aileden sayarsınız biraz değil mi? Yani, tabii. Ben de hep paylaşımda gelinimizle beraber Halk TV'ye katılıyoruz diye bir şey yaptım. Bir ironik bir satır yazmak istedim yani. Ben o hikayeyi hem Leyla abladan hem sevgili Fatoş abladan dinlemiştim zaten. Beraber Balçova'da bir eve gittik. Oraya yerleşmişlerdi çünkü. Adana'daki o korkunç ortamdan 12 Eylül sonrasında her gün evi basılıyor, her gün taciz ediliyor. Yılmaz Güney'in ablası olmak, kız kardeşi olmak bir şey gibi bir damgalı bir dünya, vebalı bir durum yaratıyor. Bütün faşist darbelerdeki gibi. O yüzden İzmir'e taşınmışlardı. Ben de işte İstanbul'da yeni bir hayata başlamıştım 4-5 yıldır. İzmir'de büyümeme rağmen bir anlamda üniversite yıllarımı. Ve sağ olsun böyle bir hikayeyi anlatınca, onu aslında senin anlatman çok daha anlamlı ama ben yazdığım şekliyle özetleyeyim, çok trajiktir bir. Yani zaten hayat da bir film olacak kadar çok inişli çıkışlı, efsanevi bir hayat. Yaptığı filmlerde boynu bükük öldüler başta, bütün eserler de öyle. Şu yaşanan da bence bir film olmalı. Yani geleneksel dedin ya gerçekten, bu da bir gelenek. Yılmaz abiyi kaybettiğimizde 84'ün Eylül'ünde, 9 Eylül, uzun bir süreçte anneye belirtmiyorlar Yılmaz'ı kaybettik diye. Paris'te yaşayan Fatoş, Yılmaz, Elif, küçük Yılmaz yani. Çünkü anne oğul aşkı büyük, çok büyük yani. Anne için her şeyi verebilir, anne de oğlu için. Öyle bir biraz onu hissettim gerçekten. Adana'da da duyardım biliyor musun ben bunu? Hani bizim Adana çevresinde, bizim için de o efsaneydi. Muşlu bir annemiz ama Adana'ya gelmek zorunda kalmışlar. Uzun bir süre bir oyun oynanıyor, bir tiyatro oyunu gibi. Yılmaz abinin sesine benzer bir ses Paris'ten zaman zaman arıyor. Fatoş abla da buna tabii tanık. Nasılsın ana? İyiyim evladım diyen konuşmalar yapılıyor aylar boyunca. Ve vefat edene kadar evlat acısı yaşamadan göçüp gidiyor bu dünyada. Yani kusura bakmayın böyle bir sesim de titredi. Çok enteresan. Hani derler ya evlat acısı kadar yoktur derler. Onu yaşatmamak için işte başta sevgili Fatoş Güney, bütün aile, bütün yakınlar böyle bir
güzel bir oyun oynuyorlar anneye. Mutlu, mutlu yaşlansın ve hani yaşını alsın diye, oğlunun yaşadığını hissetsin, bilsin diye. Zaten yıllar boyunca acılar çekmiş evladı. 10 yıldan fazla cezaevinde kalmış. Bir de Paris'te gitmek zorunda olduğu, sürgünde olduğu Paris'te öldüğünü duyduğu zaman bir anne kalbi dayanabilir mi buna diye bir hikayeydi o Serhan'cığım. Yaşanmış bir hikayedir. Bu ülkede yaşandı bu. Bu ülkede çok anneler acılar çekiyor. Çok cumartesi annelerinin ülkesi burası. Bence Güllü abla da cumartesi annesi. Ne bileyim yani aklıma geldi gerçekten, içimden geldi. Düşünsenize 12 Mart faşist darbesinde içeride, 12 Eylül'de yine içeride kalmak durumunda kalacaktı. İyi ki de gitti, hiç olmazsa belki burada öldüreceklerdi hapishanede. Biraz sonra konu gelirse söyleyeceğim, ben de 12 Eylül'ü iyi izleyen bir gazeteci olarak 12 Eylül darbesini bütün acılarıyla, baskılarıyla, düşünen insanlara zulmüyle 100 yılla yargılanıyordu Yılmaz Güney 12 Eylül'de. 100 yıl. Böyle bir şey yok. Dünyada da örneği yok. O yüzden de gitmek durumunda kaldılar ailece. Ama 4 yıl sürdü Yılmaz abinin ömrü. Anne öyle uzun. 94'te mi, 96'da mı kaybettik biz Güldü ablayı? Yani hayır. Evet, o yıllarda. Evet. 96. Evet. Böyle bir hikaye. Şimdi Serhan'cığım. Evet, bu hikaye zaten hiç unutulacak bir hikaye değil. Ben hemen kitabı tekrar göstereyim. Camları kırın, kuşlar kurtulsun, Fatoş Güney. Yılmaz Güney severler için bence çok güzel bir kaynak oluşturmuş, bir kitap oluşturmuş. Bu kitapta Yılmaz Güney'i tanımak isteyenler, işte şimdi tam ekranda görülüyor, alıp okusunlar. Gerçekten de o tatlı diliyle, Fatoş Güney'in dokunaklı diliyle yazılmış anılar, okunmaya değer anılar. Şimdi Fatoş Güney, babası Yılmaz Güney'le, şöyle yanına geçeyim ben. Kral burada bir film inceliyor değil mi? Evet. Ve nasıl yaşıyor o Duvar filminin belgeselinde, Yılmaz Güney çocuklara sarılıyor, böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın diyerek o çocuğun kaçarken vurulma anını anlattığı yerler var. Şimdi Yılmaz Güney ile aşk yaşıyor Fatoş Güney. Yılmaz Güney umudu kesti herhalde. Artık evinde siz sürpriz yapıyorsunuz. Evden ayrılıyorsunuz, Yılmaz Güney'e geliyorsunuz. Yolda neler düşündünüz? Evet, hangi yolu kullandınız? Temden bir yol kullandım, evet, ama acı bir yoldu ailem için. Hiç umudu kesmedi. Hatta beni istemeye gönderdiği insanlara red cevabı verilince bana... Kim geldi sizi istemeye? Arkadaşımın eşi ve o zamanın sosyete terzisi Mualla Özbek. Hmm. Hani sosyetenin dilinden anlar diye, duygu dünyasından anlar diye. Sosyete Yılmaz Güney'le bir bağ var mı? Yılmaz Güney'le mi? Bizimkileri herhalde öyle telakki etti. Bizimkiler de o kadar sosyete değillerdi gerçi. Geleneksel insanlardı. Ama babanız varlıklı, büyük bir sanayiciydi değil mi? Evet, Türkiye'nin ilk sanayicilerinden babamlar. Yalı'da herhalde, atölyesi Yalı'da mıydı? Fabrika Yalı'da. Ayrıca Recaizade Ekrem'in Yalısı var. Orası da kısmen idare binası, laboratuvar olarak kullanılıyor. Yazında bizler geliyorduk diğer katlarına yazı geçirmek için. Sonra bana hemen bir mektup gönderdi. Dedi ki ailesinin cevabı benim için geçerli değil. Kendisi ne diyor? Ve o hafta nişanlanacaktık biz. Nişan yüzüğü almıştık. O nişan yüzüğünü de birlikte yolluyor ve küçük bir saat almış bana hediye olarak. Ben hemen o yüzüğü bir zincirle boynuma asıyorum bizimkilerden gizli olarak. Aradan böyle zaman geçiyor, mektuplaşıyoruz, işte oluyor, olmuyor, bazı şeyler benim kafama uymuyor, ona karşı çıkıyorum, o bana cevap yazıyor, izinden geliyor, görüşüyoruz gizlice. Ve sonunda ben karar veriyorum, ani bir karar veriyorum, çünkü beni İsviçre'ye göndermek istiyorlar, eğitimi orada tamamlamam için ve bu adamdan kurtulsun diye. Son anda, hatta pasaportlar hazırlanırken ben bir keskin viraj alıyorum ve aileme bir mektup bırakarak evden ayrılıyorum. Tabii aile için, annem babam için çok acı oldu. Ama ben o zamanlar pek farkında değildim.
benim için adım attığım hayat daha önemliydi. Daha iyi olacaktı. Yılmaz'la olan beraberlik daha farklı bir beraberlik olacaktı. Benim çevremdekilerin dışında bir hayat olacaktı. Onun bilincinde olarak o adımı attım. Gittiniz, eve gittiniz. Gittim. Kapıyı annesi kim açtı? Vardı. Yılmaz çalışıyordu. Annesi beni görünce hemen telefon etti oğlunun setine. Yılmaz alelacele geldi. Ve ben dedim ki Yılmaz benimle hala evlenmeyi düşünüyor musun diye sordum. Annesinin yersiz yanında bir mı? Soruydu tabii. Tabii Güllü Ana da orada. O da heyecanla bekliyor ne olacak diye. Bu ne biçim soru ciğerim dedi. Yani ne demek bunu niye soruyorsun dedi. Sonra sarıldık birbirimize. Sonra birlikte yemeğe gittik. O gece konuştuk geç vakitlere kadar ve aileme dönmem için çok ısrar etti. Gel gidelim dedi Fatoş. Konuşalım, anlatalım onlara. Beni tanısınlar. Beni tanıyınca anlayacaklardır, seveceklerdir. Dedim ki hayır bu akşam değil. Artık dönemem dedim. Cesaretim yoktu çünkü babamla annemle yüzleşmeye o gece. Ve o gece beni annesine emanet etti ve kendisi otele gitti. Annesi hemen kolundan 3 tane Adana burma bileziği çıkardı. Benim koluma taktı. Sandığından da bir kenarı mavi boncuk işlemeli bir yazma çıkarttı. Sabun kokulu. Onu da hala saklarım. Şu fotoğraf nerede? Paris'te. Ha bu Paris. Paris evet. Paris'te. Burada bilezikler var ama o burmalar yok, değil mi? Yok o burmalar bilezikler ne dedi? Kaçacağımızın. Bundan sonra evin reisi sensin kızım. Bundan sonra bu deli oğlanın sahibi sensin, evin de reisi sensin dedi. Güllü Ana'yla ilk andan itibaren birbirimizi çok sevdik. Birbirimize aşık olduk diyebilirim. O Anadolu kadınlarının Anadolu, sıcaklığı bambaşkadır. Ya evet gerçekten. Sonra Adana'ya gittiniz siz ve pamuk tarlasında çalışmak istiyor Nebil Özgen. Evet evet. Çukurova'dan döndükten sonra dedim ki Yılmaz'a Yılmaz bu nasıl bir hayat bizimkisi? Özel arabalar, hizmetkarlar, villalar. Peki ne yapalım dedi, ne yapalım istersin dedi. Dedim ki bir gece konduda oturabiliriz. Sen işine taşıma araçlarıyla, toplu taşıma araçlarıyla otobüsle, minibüsle gidebilirsin. Ben dedim çalışmayı düşünüyorum, böyle evde boş boş oturmak istemiyorum. Onun üzerine şaka yaptı. Çok espriliydi Yılmaz. Sürekli şakalar yapardı. Peki dedi Fatoş o zaman sen hemen babanın fabrikasında işe başla dedi. İşte bu yani. Evet. Tabii ben çok alındım aslında. Sonra anlattı dedi ki bak dedi ciğerim yani bizim dedi amacımız insanların refah düzeylerini ellerinden alıp onları kötü şartlara mahkum etmek değil. Bizim amacımız kötü şartlarda olan insanları refaha, feraha kavuşturmak. İşte haksızlığın önüne geçmek, baskıların önüne geçmek. Yani şimdi sen nasıl düşünürsün dedi benim minibüse, otobüse binebileceğimi. Bir yere gittiğimiz zaman dükkanın camları kırılıyor. İnsanlar hücum ediyorlar, arabayı elleriyle havaya kaldırıyorlar. Yani böyle bir şey olabilir mi dedi benim çok özel bir durumum var sonra diye ve düşündüm ki haklıydı. Haklıydı benim ikisi tabii çok çocukça, naifçe 18 yaşının getirdiği hayal dünyasıydı. Sonra ona hak verdim ama küskünlüğüm biraz daha devam etti. Ve Adana'dan birlikte getirdiğim Leyla ablama diktirdiğim şalvarları asla ayağımdan çıkarmadım. Yani Hilton'a bile onlarla gittiğimi hatırlıyorum. Evet, şimdi Yılmaz Güney olunca Halk TV izleyicileri, özellikle de Görkemli Hatıralar izleyicilerinin gönlünde Yılmaz Güney'in çok ayrı bir yeri var. Eşi Fatoş Güney'i de bugün ekranda görünce Nebil Özgentürk'le birlikte şu anda ekran başında bizi izliyorlar ve arka arkaya o kadar güzel mesajlar geliyor ki. Fatoş Bengüsat'ın gönderdiği mesajı okumak istiyorum. Güzel dostlar, günaydın. Kalplerimizde yaşayan görkemli konuklarınızla evlerimize hoş geldiniz. Sinemamızın gülüşü güzel çirkin kralını saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. Dün kaybettiğimiz usta sanatçımız Timur Selçuk güle güle üstad ışıklar içinde uyu seni unutmayacağız. Yine Hacer Şentürk
iyi yayınlar. Koronadan hastanede yatıyoruz. Hastane odasında telefonumdan seyretmeye çalışıyorum. Evet. Selamlar diyor. Hacer Hanım çok geçmiş olsun. Size ve koronaya yakalanan bütün hastalarımıza geçmiş olsun. Hekimlerimiz, evet, sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Onlar baş tacımız, her zaman öyle olacaklar. Kezban Cengiz İzmir'den sevgiler. Üzüntüyle tabii ki Yılmaz Güney'e saygılar, ışıklar içinde uyusun. Timur Selçuk'a çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin diyor. Ahmet Bey'in gönderdiği mesaj yine İzmir'den. İzmirlilerin bizim kalbimizde başka bir yeri, evet, var. Tekrar geçmiş olsun İzmir. Acılarınızı paylaşıyoruz. Yaralarınızın bir an önce sarılmasını diliyoruz ve sarılması için el birliğiyle herkes çalışıyor. Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve bütün o belediye çalışanları, devlet yetkilileri bu konuda büyük bir çaba sarf ediyorlar. İzmir'den selamlar. Fondaki fotoğraf kanımca en güzel Yılmaz Güney fotoğrafı. Yılmaz Güney, Timur Selçuk ve depremde kaybettiklerimizi saygıyla anıyorum. Bugün anmamız gereken bir kişi daha var. Bugün hep devrimciler anılıyor. Timur Selçuk bir emekçiydi. Ya emekçiden yana olandı. O 1 Mayıs'ı o kadar güzel okurdu ki biraz sonra onu izleyeceğiz. Ve İlhan Erdost, 1980'de Mamak cezaevinde işkenceden öldürülen İlhan Erdost'un da. İlhan Erdost'un fotoğrafı vardı arkadaşlar. Bir verebilir miyiz o güzel yürekli adamı ve Cemal Süreyya da ona çok güzel bir şiir yazmıştı. Senli benli buğday çocuk diye başlayan, nereden başlasam bilmiyorum diye. İşte İlhan Erdost'u da Yılmaz Güney'i andığımız bugün de saygıyla ve rahmetle anıyoruz. O da bu ülkenin çok önemli bir aydınıydı. Yılmaz Güney'i de çok severdi, kim bilir değil mi Fatoş Hanım? Çok çok. İlhan Erdost'la dostlukları. Tabii birlikte tutuklandıkları oldu. Birlikte koğuş arkadaşlıkları vardı. Yaşadılar tabii. Evet, İlhan Erdost'a tekrar şöyle bir baktığımızda o güzel insana tekrar saygılarımızı gönderiyoruz. Ruhu şad olsun, yattığı yer incitmesin diyoruz. Evet, şimdi kitap, o zaman... Kitap yayınladığı için, evet, 12 yılda hapse atılan insan, onun altını çizmek gerekiyor. Evet. İki kardeş, Muzaffer İlhan Erdost, daha sonra İlhan adını aldı, İlhan Erdost. İki kardeş, Türkiye'de insanlar aydınlansın, değişik fikirler okusun diye kitap yayınladılar. Sırf kitap yayınladıkları için öldürüldü diye altını çizmek, evet, gerekiyor. Evet, evet. Merak eden genç kuşaklar için. Söylemek gerekiyor. Evet, İlhan Erdost'a işte bir tekrar, bir son kez arkadaşlar gösterelim. Saygıyla selamlıyoruz. Cenk Erenler, programınız o kadar güzel akıyor ki işim olmasına rağmen evden bir türlü çıkamıyorum. İyi yayınlar. Konuklarınıza selamlar. Başka bir izleyici de abi bir ara versen de biraz sonra bir ara vereceğiz. Çünkü çay almaya mutfağa gidemiyorlarmış. Evet sevgili izleyiciler, Yılmaz Güney'i yazın, gönderin. Yılmaz Güney'i bugün saygıyla ve anılarıyla anıyoruz. Belgeseliyle. Şimdi belgeseliyle. Şimdi o zaman o belgeselinde birinci bölümü izleyelim mi arkadaşlar? Yılmaz Güney'in hazırlanan belgeseli. Birazdan Fatoş Güney'e soracağım. Çünkü bayramlarda Yılmaz Güney'in yanına gittiği zaman Yılmaz Güney'in dışarı çıkma hakkı olduğu halde çıkmıyordu. Niye çıkmadığını anlatacak ama öncesinde Nebil Özgentürk'ün hazırladığı belgeselden Yılmaz Pütün'ü izleyelim. Öylesine serüven yüklü bir hayattı ki onunkisi. 1 Nisan 1937'de ülkenin yoksulluk ve yoksunlukla boğuştuğu bir zamanda, İkinci Savaş'ın hemen öncesi de dünyaya gelmişti. Yılmaz Pütün olarak doğmuştu. Pütün ailesi de o dönemin şartlarından nasibini fazlasıyla alan, Urfa'dan Çukurova'ya göç eden yoksul bir aileydi. Yılmaz için biçilmiş gelecek, ırgatlıkla, ağır işlerle örülüydü aslında. Ama onun hayalleri, arayışları bambaşkaydı. Kamera. Başla! Akaba koş! Henüz çocukken gönlünü sinemaya kaptırmıştı. Hem çok film izliyor, hem de bobin taşıyordu. Bir sinema salonundan bir diğer sinema salonuna, yazlık sinemadan bir başka yazlık sinemaya. Adana'nın bütün yazlık sinemaları onundu sanki. Ama daha 17 yaşındayken yazdığı Üç Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri isimli bir öykü
onun başını belaya sokacaktı. Bu öyküde emeği sömürülen işçiden, tarlanın orta yerinde acı çeken köylüden söz edecek, sanayide sömüren patrona, kırsaldaysa zulmeden ağaya tepkisini dile getirecekti. Yani böylece devlet düzenine karşı gelmekten hem hapis yatacak hem de sürgün yiyecekti. ...18'inde geldiği İstanbul'da, Beyoğlu'nda ve tabii ki Yeşilçam'da kendine bir çevre ve köşe arayacaktı. Adana sokaklarında bobin taşırken tanıştığı yapımcılarla buluşacaktı. Yılmaz Güney, sokak kanunu da, bıçkınlığı da erken öğrenmişti Çukurova diyarında. Hayat işte, bir başka büyük Çukurovalı, Yaşar Kemal'in tavsiyesiyle yine Çukurovalı, Mersinli Atıf Yılmaz'a asistan oldu önce. Sonra başrol ve hep çirkin kral ve hep güzel adam. Buyurun, gideceğiniz yere kadar götüreyim sizi. Gideceğim yer, artık eve gidemem ki. Gecenin bu saatinde güvenilecek tek çirkin kral ben, tek kaptı kaçtı budur. Buyurun lütfen. Evet, Görkemli Hatıralar devam ediyor. Nebil Özgentürk'ün hazırladığı belgeselde Yılmaz Güney'in o hayatından kısa bir kesit, Yaşar Kemal'in ona dokunuşunu gördük. Şimdi burada da fotoğrafta artık imzalar atılıyor. Nikahlı eşi oluyor Fatoş Güney ama aslında Fatoş Güney'in hayatı ondan sonra başlıyor. Hep hapishanelerde ziyaret ettiği bir adam. Her gittiğinde ve o bayramlarda, biraz önce bahsettim, bayramlarda gidiyordunuz, çıkma hakkı var ama çıkmıyordu. Niye çıkmıyordu Yılmaz Güney? Evet, çıkmıyordu. Çünkü izin alıp da çıkamayan ve orada kalan hapishane arkadaşlarını yalnız bırakmak istemiyordu. Bu bütün bayramlar süresince böyle devam etti. Yani kimin de çıkıp kimin de çıkmamak gibi değil. Bütün bayramlarda hiçbir zaman izin hakkı olduğu halde, izin hakkı olduğu zamanlarda gelmedi eve. Tabii biz de kabul ediyorduk her bayram. Ha, bayram gelince biz hapishane yollarında olurduk. Şimdi de bayramlar geldiğinde hep sanki sabah kalktığımda hazırlanıp hapishaneye gidecekmiş gibi bir his duyarım içimde. Evet. Şimdi Nebil Özgentürk belgesel yapılırken biraz sonra bir izleyicim, hatta bir arkadaşım soruyor. Fatoş Güney hep Yılmaz Güney'i anlatıyor. Biraz da kendisini anlatmasını istiyoruz diyor. Ben hep kitapla ilgili bir şey söylemek istiyorum ayrıca. Evet. Yani benim için o kadar güzel bir sürpriz ve beklediğim bir şeydi ki bu kitap yıllardır biliyorum yani. Senaryolar düşünülüyor, Yılmaz Güney hayatı, nerede film olsun, sen çok böyle özeniyorsun, birileri geliyor yazmaya çalışıyor. Biliyorum ki içine silmediği şeyler de var. Birdenbire Serhan aradı beni 3 gün önce. İşte Fatoş Hanım'ın kitabı çıktı, Camları Kırın, Kuşlar Kurtulsun. Ben hakikaten oradan duydum. Bu da bana sürpriz oldu ve kitap anladığım kadarıyla daha bugün veya yarın dağıtıma çıkacak. Dağıtımda. Peki, sevgili yani bugün, izleyiciler, evet, bugün zaten dağıtımda. Bu kitabı Görkemli Hatıralardan sonra bu kitabı hepsi alıp okuyacak. Evet. Bizim izleyicinin böyle bir izleyiciyle kontağımız var. Evet, heyecanımı paylaşmak istiyorum. Çok güzel bir şey bir yazar için. Ben Şile'de oturuyorum hafta sonları özellikle. İşte sabahın erkeninden kalktık. Yine Şileli Fatoş Güney'i almaya gittik. 10 kilometre ileride bir mahallede. Ve dedim bir kitabı ver, işte programa gideceğiz. Biraz bakmak istiyorum, okumak istiyorum dedim. Çünkü belli ki sana da 2-3 tane gelmiş. Ve ben buraya gelene kadar, yani Şile'den Bakırköy'e gelene kadar seninle birlikte değil mi? Kitabın bir yerinden kestirdim. Son 25 sayfasını bitirdim. Çok samimi söylüyorum. O kadar zarif Türkçe, o kadar sağlam Türkçe çok enderdir. Bir biyografi hikayesi, biyografi kitabı için çok anlamlı. Ve çok adım adım, kare kare, bir film karesi gibi hatırlanıyor 40 yıl önceki, 50 yıl önceki hikayeler. Olağanüstü bir metin olduğunu o kadar hissediyorum ki. Bir ara sana yine tüylerimi gösterdim, tüylerim ürperdi. Hiç bakayım, şu ana kadar... Bakayım, evet, bakayım. Evet, gerçekten an, de tüyleri diken diken Nebil Özgentürk'ün. Şu ana kadar bilinmeyen çok şey olduğu çok ama aşikar. Ama kralın baksana. O 25 sayfada böyle yüreğime yüreğime 4-5 kez sarsıldığımı hatırlıyorum. Şu fotoğraf da Nebil Olağanüstü, abi. Evet. Kaç yaş burada?
Orada 30'lu yaşlar ya da 20'li yaşların yani sonu. Yani siz daha onun hayatında değilsiniz. Hayır, ben değilsiniz. Tanımıyorum o zaman. Ama burada da çok yani ne kadar samimi. Tamam evet işte. Bir. Çok acılar çektiği belli oluyor değil mi Nebil Özgen? Yani tabii ki hem yoksulluk, az önce görüntülerde de görüldüğü gibi Adana'nın en yoksul mahallelerde büyüyen, sürekli bobin taşıyan, zaten işte Muş'tan göç eden bir ailenin evladı. Adana'da büyümek, başı başına yoksulluğun, o sokaklarda büyümek, yoksulluğun karşılığı demek. Bir de işte sevgili Fatoş Güney'in de anlattığı gibi önce İstanbul'daki sinema piyasası dur ya sen kimsin diye engel koyuyorlar. Yani onun o meşhur Seyit Hanlarına falan çok engel kondu. Salonlar katlanmıştı. Şu anda nasıl böyle bir takım Amerikan dağıtım şirketleri el koyarlar, Türk sinemasına set çekerler. O zaman da Yılmaz Güney filmlerine, Lütfakat Yılmaz Güney ikilisi filmlerine çok set koydular. Şimdi tamam sevgiyle analım ama Edison'lar, Göksel Ersoy'lara çalışırdı da Türk sineması. Birdenbire bir adam geliyor, başka bir yakışıklı bence ama hakikaten yakışıklı. Kendi kendine çirkin kral diyor ama yoksulluğu anlatıyor Seyit Hanlar'da bile. Zaman zaman da bir kovboy filmi, Çirkin Kral'ın Dönüşü falan. Bunlar bile oraya ters geliyor çünkü o starların sistemi yıkılıyor. Sonra ne oluyor? Halk çok seviyor. Özellikle Anadolu'da bütün sinemalar Yılmaz Güney filmleri oynatmaya başlayınca Anadolu ya pes ediyor İstanbul sinema salonları ve böylece Yılmaz Güney efsanesi sinemada başlıyor 60'ların ortasında. Ya ben kitaba tekrar dönmek gerekirse bu kitap hakikaten bir belge. Türk sinema tarihi içinde bir belge. Bir burjuva aileden olma Fatoş'la gönlünü sinemaya kaptırmış ve halkına kaptırmış bir adamın aşkı da var. Türkiye'nin geçirdiği acılar da var. Düşünen ve yok edilmek istenen memleketçi bir sinemacı nasıl darbelerde acı çektirilir, nasıl belki de ölüme mahkum ettirilir? Onu da belki Fatoş anlatır. Biraz sonra Fatoş Güney, sevgili Fatoş abla anlatır. Çünkü biliyorsunuz kanserden kaybetti biz Yılmaz abiyi. Ve 12 Eylül hapishanelerinde, oluyor bunlar. İkinci bölümde ona evet, gireceğiz. Lütfen. Onu uzun uzun anlatmasını isteyeceğim. Ben o bölümü okudum da biraz oradan başladım. Anladım. Hakikaten bir damla da gözyaşı geldi. Eline sağlık, yüreğine sağlık, satırlarına sağlık. Nebi. Ben de bir yazı insan olarak bu kitabı çok sevdim. Daha 20 sayfasında bu kitabı okumak gerekiyor. Tanıtımsa tanıtım çok seviyorum böyle Analar kitabını. Ve bence yazılmış son yılların en iyi anı kitabı. İyi ki de yazdın. Camları kırın, kuşlar kurtulsun gerçekten. Yılmaz Güney'in bir sözüdür bence. Onun ismi hikayesini de alacağım. Songül Hanım diyor ki, koltuğa kilitlendik, ağlayarak izliyoruz. Yılmaz Güney'in hayranıyız. Torunum 3 aylık, adı Güney. İnşallah Yılmaz Güney'in yolundan gider. Saygılar diyor. İlhan Erdost, hiç unutamadığım bir acıydı diyor. Özbey'in gönderdiği mesaj. Şimdi Güzel Göz, o da diyor ki yıllar önce Ürgüp'te film çekerken Yılmaz Güney ve Fatoş Hanım'ı görmüştüm. Fatoş Hanım hamileydi. Yılmaz Güney'in eşine gösterdiği ilgiye hayran olmuştum. Mekanı cennet olsun, sevgi ve saygılarımla diyor. Şimdi burada da arkadaşlar bir gösterebilir miyiz? Merhaba oğlum. Şimdi Yılmaz Güney'in hapishane, evet şöyle çok güzel, bu da bıyıkları daha yeni terliyor Yılmaz Güney'in, fonda, volde görünüyor. Merhaba oğlum fotoğraf işte şurada, altına da yazmış Yılmaz Güney, hapishane arkadaşım oğlum Yılmaz Güney. Yılmaz Güney 2 demiş. Yıl 73, aylardan Haziran, Selimiye kışlası ve Selimiye kışlasından Fatoş Güney'e 4 Haziran 1973'te yazdığı mektubu ben şimdi okumasını isteyeceğim. Tıkandığı yerde ben devam edebilirim. Peki. Evet, Fatoş Güney, sevgili Nermin yazabilir miyiz? Fatoş Güney, Yılmaz Güney'in yazdığı, kendisine yazdığı mektubu okuyor. Teşekkür ederim bunu. Sevgili, şu an her şey karşısında ne kadar zayıfım, dayanıksızım bilsen. İçimde bütün İstanbul dolaşıyor. Beyoğlu, Çiçek Pasajı, evimiz, evimizin bahçesi ve sen bütün hallerinle. Üzülürken, sevinirken, bakarken, gülerken sen. Şarkı söylerken, konuşurken, kızarken sen.
sen ve İstanbul sevgili. İşte bu Haziran akşamı. Şehrin uğultusu bir hava tampa dumanının tadıyla burnumda tütüyor. Zayıflığıma sahip çıkıyorum. O benim en insan yanım çünkü. Zayıflığımı da seviyorum. Canım sevgili, güzel çocuğum. Benim acılarımın kaçınılmaz durağı. Sen benim için neler düşünürsün, neler edersin. Ben senin için neler düşünürüm. Bazen ince bir dal gibiyim, kırıldı kırılacak. Ama kırılmayacağım. Zaman her şeyi değiştirerek akıp gidiyor. Ne kadar değişti İstanbul şehri. Sen ne kadar değiştin, ben, ya ben. Birbirimize bir süre iki yabancı gibi mi bakacağız acaba? Yoksa bir ırmağın suları gibi daha mı çok kaynaşacağız? Akıp gidecek miyiz denize? Geçtiğimiz yerlere canlılık götürebilecek miyiz? Sen benim dünya güzelim sen. Bütün acılarımla kucaklarım seni. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Güçlü kalemden sevgilisine, eşine yazdığı mektup. Bir de Yılmaz Güney'le görüşmek kolaydı değil mi o dönem? Yani eşi gider görüşürdü, bir siyasi tutukluydu hapishanede ama mi? Hapishanede. Selimiye'de öyle değildi. Ancak soyadı tutanlar görüşebilirdi. Zaten ziyaretler haftada 10 dakikayla sınırlıydı. O da demir parmaklık, tel örgü, arada asker, 10'ar kişi onlar dizilirdi, 10 kişi biz dizilirdik. Çok kötü şartlardı. Diğer hapishanelerde tabii biraz daha olanaklı oldu görüş. Çok ziyaretçisi olurdu fakat kısıtlamak isterdi çünkü bize vakit ayıramazdı. Ama yine de her seferinde ziyaretçilerden, başka mahkumların ziyaretine gelmiş olan kişiler yine de bir fırsatını bulup onunla konuşurlar, konuşmak isterlerdi. Evet. Tarık Akan'ın bir ziyareti var ve Tarık Akan'a orada o hikayeyi biliyorsan anlatır evet. mısın? Maden filmiyle ilgili tabii yine. Evet. Ya burada her şey Fatoş ablaya zaten bağlanmak zorunda. Her şeyi biliyor ve her saniye saniye bütün hayatta hakim. Çok hakim bütün hayat. Ben şimdi anlatınca kendimi hakikaten yani yok öyle şey karşımda karşımdaki insanın anısını anlatan bir adam gibi oluyor. Hayır. Şimdi tabii biraz sinema anısı o. Maden filmi çekilirken tabii yine bir Yılmaz Güney hayranı olan Tarık abi. Ama şey evet. özür diliyorum Fatoş Hanım'a bir güzel mesaj. Yılmaz Güney'i anlatırken Fatoş Güney'in ne kadar koca yürekli, asil bir kadın olduğunu öğreniyoruz. Fatoş Güney'e çok saygı duydum. Ona sonsuz sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Gözlerim dolarak izliyorum diyor. Bilgen Gülsüm'ün gönderdiği mesaj. Tarık abi anlatmıştı benimle yaptığı o belgeselde, benim yaptığım belgeselde pardon sevgili Tarık abi. İşte Maden filmi de onu çok heyecanlandıran filmlerden biriydi zaten Tarık abi. Böyle daha film bitmiş hem Maden'in oyuncusu, başrol oyuncusu Tarık abi hem de ortağı diye biliyorum. Ve sansür heyetine gidecek Ankara'ya. Filmi kendisi götürüyor bobinlerle önce. Filmin montajından önce de sansüre gidermiş. Bu arada sinema ne sansürlerden geçti geçiyor. Neyse şu anda da var da. Neyse giderken İzmit cezaevi. İzmit cezaevinde yatmakta olan Yılmaz abiye. Bir biçimde Vasıf Öngören'in, ortak dost olan Vasıf Öngören'in aracılığıyla tanıştığını, uzaktan tanıştığını söylemeliyiz. Yılmaz abiye götürüyor. Böyle bir durum var. Parasız kaldık. Paralarla ilgili sorun var diyor. Filmin tamamlanması için. Kurgusu, sesi, müziğiyle ilgili. Ve Yılmaz abiye de göstermek istiyor filmi. Bildiğim kadarıyla bırak diyor. Şimdi pat diye sorunca benim de hatırladığım kadarıyla anlatıyorum Serhan'cığım. Filmi bırakıyor cezaevine. Evet. Anlamıyor ne olacak o filmler orada. Ve gerçekten de o gece veya ertesi gece Koğuş'ta, yani İzmit cezaevi ertesi Koğuş'unda. Ertesi gün Tarık Akan gidiyor, bütün Koğuş alkışlıyor evet, onu. Evet, ertesi güne kadar bir perde, projeksiyon, hepsi operasyon yapılıyor. Çok da güçlü bir adam. İzmit'ten, evet, sinemadan evet. getirtmiş Yılmaz evet, Güney'i. Evet, hepsini getirtmiş ve muhteşem bir şey. Bütün mahkumlarla beraber izlenmiş. Bu Yılmaz Güney gücü de var tabii. Sevilen bir adam. İstediğin kadar sen mahkum ol, gardiyanı da, müdürü de saygı duyarak o projeksiyon makinesine izin verir. Tabii. Anlamına da geliyor Serhan'cığım. Yani orada düşünsene sen bir cezaevine projeksiyon makinesi koyabiliyorsun. Neyse izleniyor ertesi gün ya da birkaç gün sonra
Tarık abi gittiğinde bütün mahkumlar Tarık abiyi alkışlıyor. Filmi alkışlıyor ve Badeni alkışlamış oluyor. Anladığım kadarıyla bir de bir kampanya. Bir para bir, topluyor. O eksik para da toplanıyor ve hakikaten borç olarak da alırım diyor Tarık abi. Sonra iade oldum olmadım o ayrı bir hikaye. Mendile koyuyor veriyor. Abi olmaz diyor Tarık Akan. Hayır bunu al diyor. Borcunun bir kısmını kapatırsın diyor. Evet çok efsane ve güzel bir sinema dayanışması yaşıyoruz zaten. Ondan sonra da büyük arkadaş oluyorlar Tarık abi ve evet. Abi kardeş oluyorlar. Biliyorsunuz hem sürüde hem de yolda çok büyük katkısı vardır Tarık abinin çok. Oyunculuk anlamında yolda, da kardeş olarak da. Yol filminde ikinci bölümde o Ahmedo türküsü vardır. Çok güzel bir ağıttır o. Onu izleyeceğiz. Yolun bir bölümünde o geliyor ve 70 yaşında bir adama 4. eş olarak verilecek o 20 yaşındaki Besre'nin öyküsüdür o. Onu da anlatacağız. Fatoş Hanım kendisi de anlatabilir onu. Şimdi o zaman arkadaşlar araya gidiyor muyuz şimdi? Kısa bir ara vereceğiz o zaman. Şimdi Nebil Bey'e ve Fatoş Güney'e sizlere günaydın. Bugün Çirkin Kralı sevgi ve saygıyla Hürriyet Bingöl göndermiş. Anıyoruz. Depremde yaşamlarını yitiren canlarımızı saygıyla anıyoruz. Görkemli hatıralar bizi yine olduğu gibi yerimize çiviledi diyor. Rezan Kılavuz'un gönderdiği mesaj. Görkemli hatıraların muhteşem başkonuğu Yılmaz Güney'e sevgi, saygı ve o güzel gönüllü, halkına sevdalı, yürekli insana bin selam olsun. Fatoş Güney'e, Nebil Özgen Türk'e merhabalar, merhabalar olsun diyor. Nurhan Kılıç merhabalar diyor. Yılmaz Güney'in filmlerini ve yaşadıklarını çok iyi bilmeme rağmen eşi Fatoş Hanım'ın ağzından dinlemek ayrı bir etkiledi bizi. Timur Selçuk'un ölümü de çok üzdü. Işıklar içinde uyusun. 12 Eylül'ü tüm acısıyla yaşadık ama dövülerek öldürülen İlhan Erdoğan'ın acısı tıpkı İsmail Korkmaz gibi hala yüreğimizdedir diyoruz. Evet. Şimdi bu bölümü noktalıyoruz. Siz Instagram'dan Serhan Asker sayfasında, Asker Serhan sayfasında son paylaşımın altına görüşlerinizi yazabilirsiniz. Twitter'da görüyorsunuz Serhan Altire Asker son paylaşımın altına soru ve görüşlerinizi yazarsanız Yılmaz Güney'i bir sosyal medyada yukarılara doğru taşıyalım diyorum. Ve tabii 1 Mayıs, şimdi 1 Mayıs marşını en iyi okuyanlardan birisiydi Timur Selçuk. Birinci bölümü onunla bitireceğiz. Çünkü 1 Mayıs'ın anlamı daha da önem kazanıyor. Şu günlerde o işçilerimizin, o emekçilerimizin kıdem tazminatına göz konuldu. 1 Mayıs daha da anlamlı. Dün sonsuzluğa uğurladığımız Timur Selçuk o şarkıyı çok güzel okurdu. Çok güzel söylerdi. İkinci bölüme kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. İkinci bölümde Yılmaz Güney'i Çirkin Kralı konuşacağız.